Beynimizi mi yıkıyorlar yoksa kirletiyorlar mı? Bizi alim mi yapıyorlar yoksa zalim mi yapıyorlar? Diziler ve filmleri masum sanıyor, onları izliyoruz. Hatta onlardan etkilenmediğimizi düşünüp sürekli takipte kalıyoruz. Bazen ne izlediğimize dikkat bile etmiyoruz. Sen bu videoyu izleyen kardeşim, arkadaşım, sen bile kendine şu ifadeyi kullanıyorsun. Ben etkilenmiyorum diyorsun. Peki gerçekten etkilenmiyor musun? Dizi ve filmlerin bizleri insanlıktan çıkarttığı durumlara bir göz atalım. Sen şampiyon olduk. Gol yedik, şampiyon olduk. Karacay. Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? Geldi! Geldi vallahi geldi! Ya amına kendimizi dizilere kaptırdık, izlerken kılıç salladık. Sizce bu olayların bir tık ötesi katillik, canilik değil mi? Bir diğer konuya geçelim. Dizide olan dizide de kalmıyor. Bir dizide kötü karakter oynayan bir kişiyi canlı gördüklerinde o kişiyi dövüyorlar. Peki bu bir kere mi yaşandı? Hayır, hayır. O kadar safız ki dizide öldürülen karakterlere cenaze düzenledik. Bu da bir kere yaşanmadı. Bu dizilerde ölen ve cenazesi düzenlenen insanlara bir lafım yok. Ama bu karakterlere olan bağlılığımız dizinin diğer karakterleri olan eşlerini aldatan rollere, hatta katillere bile oluyor. Yani onlara özeniyoruz. Biz bu kadar etkileniyorsak peki çocuklarımız nasıl etkileniyor? Bir çocuğumuz kendini Pokemon sandı, pencereden atladı. Bu masum kardeşim Allah'tan ölmedi. Şu anda evli ve bir çocuğu var. Şu an bir çocuğa ne olmak istiyorum dediğinizde tek bir cevap alıyorsunuz. Başka hiçbir şey söylemiyorlar. Bir YouTuber olmak istiyorlar. Ama nasıl bir YouTuber? İsmi lazım değil. Söylemeyeceğim. Oyunlar oynuyor, salak saçma hareketler yapıyor ve kameraya kafa atan bir adam. Çocuklarımız böyle bir YouTuber olmak istiyor. Çocuklarımıza bunu yapmayalım. Geleceğimizi karartan dizi, film ve YouTuberlardan uzak duralım. Ben şimdi bunları size söylüyorum ama öyle bir transtayız ki ülkemizin ne hale geldiğini göremiyoruz. Ve şimdi videoyu geçtikten sonra yine aynı şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Yazık, gerçekten yazık.